aynen söylediği gibidir. Aşk her derde devadır. Aşkı anlatmak zaten imkansızdır. Bütün varlığın yaratılış sebebidir. Aşk Allah'ın zati tecellisidir diyoruz. Aşkı bilmeyen hiçbir şey bilmiş olmaz. Aşık olmayan aşkı istediği kadar anlat, o anlayamaz, anlaşılmaz. Çünkü onun yaşanması gerekir, onun tadılması gerekir. Nasıl ki mecazi aşk böyleyse, hakiki aşk da böyledir. Onu tatmayan, onu yaşamayan, onu bilmez. Sadece onun gölgesinde kalır. Nefsinden geleni aşk zanneder. Nefsi için sever, onu hakiki zanneder. Mecazi hakiki zanneder. Ama aşk gelince, aşk tecelli edince bir gönüle, o kurban eder ve kurban olmuştur. Kurban etmeden onu alamaz zaten. Aşk çünkü Allah'tan geliyor. Allah'tan kuluna geliyor. Kulun gönlüne düşen de o onu tatmış oluyor. Aşık olduğunu zannediyor ama aşk Allah'tan gelmiştir. Onun için aşkın kıymetini bilmek lazım. Aşk her şeyi güzelleştirir. Bununla beraber eğer birine aşıksa, onun her hali, her tavrı ona ne gelir? Muhabbetli gelir. Yanlış bir tavrı olsa bile ona muhabbetli gelir. Yanlış bir şey yapsa bile, yani zahiri olarak böyle yanlış bir şey yapsa bile o da ona muhabbet verir. Aslında işi görmüyor. O sadece maşukunu görüyor, sevdiğini görüyor. Zatın biri anlatmıştı. Eski zamanlarda birine ceza veriliyor. Böyle meydanda kırbaç cezası verilmiş. Bakıyor millet toplanmış, o da bakıyor oradan. Bakıyor ki biri kırbaçlanıyor, bir genç kırbaçlanıyor ama bir sefer bile ah demiyor. Hatta öyle ki yüzünü bile ekşitmiyor. Tabii şaşırıp öyle bakıyor tabii gence. Artık ne kadarsa cezasını çekiyor. Bırakıyorlar tabii. Bu gencin yanına gidiyor. O kadar diyor kırbaç yedin, bir sefer bile ne ah dedin ne de yüzünü ekşittin. Bunun sebebi nedir? Diyor ki ben nasıl aklayayım, nasıl yüzümü ekşiteyim? Bu kalabalığın içinde bir de benim sevdiğim vardı. Sevdiğim ah ettiğimi ya da yüzümü ekşittiğimi görmesin dedim. O anda diyor ben tabii manevi olarak baktığı için bir kul ki Allah'ın huzurundadır. Muameleyi ona Allah yapıyor. Buna rağmen ah ediyor, vah ediyor, yüzünü ekşitiyor, bağırıyor, çağırıyor, isyan ediyor, itiraz ediyor. Mecazi bir aşık böyle yapıyorsa hakiki aşık nasıl yapmalıdır? Hakiki aşık zaten öyledir. Feryat etmez. İsyan etmez. Gelen sıkıntılara, musibetlere karşı yüzünü de ekşitmez. Bir beşer olarak evet, sıkılması ayrı şeydir, bunalması ayrı şeydir. Ama gönül itibariyle asla orada bir itiraz olmaz, bir isyan olmaz. Rabbine boynunu bükmüştür. Onun için hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda bir aşık olarak, yani bir mümin olarak yaşamamız gerekir. Bir kul olarak yaşamamız gerekir. Yoksa eğer feryat ettik, isyan ettik, hem de onun huzurunda hiç yakışmadı, hiç yakışmıyor. Eğer biri maşukunun yanındaysa, hala başka şeyler istiyorsa,
ona aşık denmez. Allah o aşkı verir ki kendisinden başka bir şeyle meşgul olmasın. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Allah kulunun gönlüne nazar edince orada kendi sevgisinden, aşkından kendisinden başka bir şeyi görmeyi sevmez ve kabul etmez dedi. Aşığın gönlü Allah'ın aşkıyla, muhabbeti, tecellisiyle dolu olması gerekir. Oraya başka bir şeyi almaması, yaklaştırmaması gerekir. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Selam olsun kardeşim.